Vakit gelmeden önce namazda acele ediniz. Ölüm gelmeden önce tövbede acele ediniz. Her Ramazan-ı Şerif'in gelişi bize bir yılın günahlarına bir tövbe daveti gibidir. Gelir ve der ki, haydi gel tövbe et. Sevgili izleyenler, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Bugün sizleri Hollanda Groningen şehrinden sesleniyoruz. İftara sizdeyiz. Avrupa programı Hollanda'nın bir ucu olan Groningen şehrinde Bozkurt ailesinin misafiri olacak bugün. Efendim, Groningen şehri 200 bin nüfusa sahip olan bir şehirdir. Ve aynı zamanda Kuzey Hollanda bölgesinin başkentidir. Groningen Üniversitesi şehre ayrı bir dinamik katıyor. Bugün İftara sizdeyiz Avrupa programı olarak Bozkurt ailesinin misafiri olacağız. Bozkurt ailesi bayağı bir heyecanlı, hazırlıklar yapılıyor, iftar vakti yaklaşıyor. Haliyle evlerine gidip bugün misafirleri olacağız ve bakalım ne tür hazırlıklar içerisinde bulunmuşlar. Efendim, İftara sizdeyiz Avrupa programı Hollanda Groningen'den başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, Bozkurt ailesinin yaşadığı sokağa gelmiş bulunuyoruz. Bozkurt ailesi iftar sofrası için bugün bizleri davet etti. Bizler de geldik, bakalım nasıl bir hazırlık var içeride. Tabii ki iftar vakti yaklaştı. İftar vakti yaklaştığına göre bir sessizlik hakim diye düşünebilirsiniz ama bu Hollanda genelinde böyledir efendim. Akşam vakti olduğunda sokaklar böyle sessiz olur. Bizde de tabii ki iftar vakti yaklaştığı için bu sessizliği buna bağlayabiliriz. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim isterseniz. Bozkurt ailesi bakalım bizleri nasıl karşılayacak? Heyecanla bekliyoruz. Hazırlar mı, değiller mi? Bakalım iftar vaktine yakın hazırlıklar tamamlandı mı? Evet, zilimiz çaldı. Kapıyı kim açacak? Bizi kim karşılayacak? Gülsüm Hanım ile görüştük. Gülsüm Hanım bizleri bekliyordu. Lamba yandı. Evet. Selamun aleyküm. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Gelelim mi? Tamam o zaman. Arkadaşlar buyur ettiler. O zaman girelim değil mi? Haydi buyurun bakalım. Şöyle. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Nasıl geçiyoruz? Buyurun efendim. Böyle mi? Tamam. Gelelim. Selamun aleyküm. Merhaba. Merhaba efendim, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Teyze nasılsın? Bir elini öpeyim mi? Aa, iyiyim, ayıp ettim. Öp, öp. İyisin sen, değil mi? Sen benim evlatımsın. Evet, ev sahibimiz Gülsüm Hanım. Gülsüm Hanım, size öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizleri ağırladığınız, misafir ettiğiniz için, böyle bir iftar sofrasına davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok memnun oldum. Telefonunuzu aldığımda çok sevindim. İftar programı yapmak istediğinizi duyduğumda onure oldum. Evet. Mutlu oldum tabii ki de. Kardeşlerimi çağırdım. Dedim beraber iftar edelim. Ne güzel. Misafirlerimiz gelecek inşallah diye. Ne güzel. Evet, teşekkür ediyoruz. Gülsüm Hanım, bugün bizi böyle ailecek karşıladınız, ağırladınız. Herkes aileden mi? Evet, ailecek. Abimiz, komşumuz da bizimle komşumuz beraber. Komşumuz da var. Evet. Aykut abi, hoş geldin o zaman sen de. Hoş bulduk. Sen de bizim gibi misafirsiniz. Evet, ben de misafirim. Evet, yanında ablam var. Evet. En büyük ablamız. Yeğenim, kız kardeşimin oğlu. Annemiz, sultanımız. Evet. En büyük eniştemiz. Eyvallah. Ali'miz. Ali neyi oluyor? Halası oluyorum. Halası oluyorsunuz, tamam. Bu genç kızlarımız kim? Kızım Hülya, Rabia. Aykut abimizin kızı Ada. Evet. Ablamız, can ablamız Nurcay. Nurcay abla, evet. Eniştemiz Tahsin. Tekrar hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Evet, yani gerçekten böyle sıcak bir ortamda, sıcak bir karşılama oldu. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Aykut abi, sen bir şey demek istiyordun galiba. Evet, ben biraz yakınına geleyim de konuşayım. Buyur, ne hem demek sana abi? Sana da yakın olmuş olurum. Tabii ki yani. Abi, seni yani en yakın soruyorum. Biziz aslında biz. Evet. Sen Adanalı, ben Kayserili. Yani il sınırıyız. Evet. Buyur abi, sen yanıma gel o zaman. Gel. Öncelikle sizler de tekrar hoş geldiniz. Sağ olasın. Sağ olsun Gülsüm abla da bizi böyle bir iftar akşamında ağırladı. Şimdi az önce siz sordunuz tabii.
Herkes aileden mi? Sağ olsun Gülsüm abla, Aykut kardeşimiz dedi. Benim tüm ailem Türkiye'de. Kimi kimsem yok. Aa, öyle mi? Ama sağ olsunlar buradaki herkes bize aile oldu. Ne güzel, ne güzel. Abla oldular, kardeş oldular, amca oldular, dayı oldular, yeğen oldular. Evet. Sağ olsunlar burada bize sıcaklık gösterdiler. Benim eşim Hollandalı olduğundan... Aa, çok... Eşiniz Hollandalı. Evet, eşiniz nerede? Ya maalesef o bugün başka bir yere yapma davetli ya. Olduğu için... Hayda. Ya güzel olurdu bir de Hollandalı yengemiz böyle aramızda evet, bulunsaydı. Evet, tabii güzel olabilirdi ama... O zaman ama senin kızın değil mi? Evet, Adamelek benim büyük kızım. 3 tane kızım var benim de. En büyüğü Adamelek. Bir saniye, bir Adamelek bir test yapalım abi. Adamelek Türkçe nasıl? İyi mi? Türkçe biliyor musun? Evet, biliyorum. Hangi okula gidiyorsun? Aleta Yakups, burada yakında. Kaçıncı sınıf? 4. sınıftayım. Nasıl, iyi gidiyor mu okul? Evet, iyi gidiyor. Vallahi abi bir Türkçede hiçbir sıkıntı yok ya. Biz bazen böyle Hollanda'da dışında Almanya, Fransa falan gidiyoruz. Evet. Çocuklarımız, gençlerimiz bazen böyle Türkçede takılıyor. Ama maşallah yani Hollanda bunu bu konuda şunu söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Hollanda bu konuda yani gerçekten eğitim konusunda çocuklarımıza kendi değerlerimizi, kültürümüzü, dilimizi yaşatmak için yani bir çaba sarf ediyor ve Türk gençlerimiz de burada yani kendi çocuklarımız, gençlerimiz gayet güzel Türkçe konuşabiliyor. Adamelek yarı Hollandalı, annesi Hollandalı, babası Türk ama Türkçesi de gayet güzel. Sağ evet Gülsüm Hanım, iftar vakti yavaş yavaş yaklaşıyor. Evet, yaklaşıyor. Yani biz de açıkçası uzun bir yoldan geldik. Evet. Yani merak da etmiyor değiliz yani. Mutfakta ne tür hazırlıklar yapıldı? Bunları bir görelim. Evet, hazırlıklar tamam. Öyle mi? Evet. Ne zaman başladınız hazırlıklara? Dün akşamdan başladım. Akşamdan? Dün akşamdan başladım. O zaman başladım. Şöyle isterseniz mutfağa doğru bir yol alalım tamam, mı? Tamam, bakalım. Haydi bakalım, buyurun. Sevgili izleyiciler, iftara sizdeyiz. Avrupa programında Bozkurt ailesinin misafiriyiz. Mutfağa doğru geçelim dedik. Şimdi mutfağa geldik. Gülsüm Hanım sağ olsun hazırlıklarını yaptılar. Ama şunu öğrenmek istiyorum açıkçası. İftar saati gelmeden önce hazırlıklarımız o gün içerisinde nasıl geçiyor? Gayet güzel. Hazırlıklarımızı zaten biz bir hafta önceden falan yaptık. Difrizlerimize koyduk. Mantılarımızı, içli köftelilerimizi, bazlamalarımızı, her bir tür hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan'da kolaylık olsun diyerekten hafif yemekler yapıyoruz genelde. Yemek olarak peki neye dikkat ediyorsunuz? Çok aşırı yağlı yapmıyoruz. Bu arada memleket neresi? Denizli. Denizli'nin neyi meşhurdur? Biraz bize Denizli yöresine ait yemeklerimiz var mı? Var tabii ki de. Çorbamız vardır, tarhana çorbamız. Tarhana çorbası her yöreye aslında değişik değil mi tarhana çorbası? Evet, Denizli'mize ait keşkahımız, dolmamız hepsi meşhurdur. Tarhana çorbası sizde nasıl oluyor? Tarhana çorbamız çok güzel olur. Gerçekten kendi elimizden yaparız ama gerçekten çok güzeldir. O zaman şöyle yavaş yavaş bize bir menüyü gösterin diyelim. Tabii ki de olur. Buyurun. Bu tenceremizde evet. Mercimek çorbamız var. Mercimek çorbamız var. Şöyle mercimek çorbamıza bakıyoruz. Evet. Türlü yaptık. Türlü evet. Menü olarak. Oh 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 oh. Maşallah böyle kuşbaşlı hepsi etler tazeden. Falan var. Vallahi gerçekten hiçbir süper şey görünüyor. Hiçbir şey konserve değil. Hepsi tazeden, doğal. Çok güzel, çok güzel. Fırında patatesle tavuk da yaptık. Evet. Baharatlanmış buyurun. Böyle fırında. Hatta dün gece yatmadan önce... ıspanaklı gülbereyi yaptım size. Oh oh, ellerine sağlık. Vallahi tatlılarımız, siz bayağı bir zahmete girmişsiniz yani. Tatlılarımız var. Kadayıf tatlımız var. Kadayıf tatlımız var. Kemal Paşa tatlımız var. Oh 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 oh, Kemal Paşa. Yani Gülsüm Hanım, ellerinize sağlık. Yani bu kadar da lüks, böyle geniş bir yemek sofrası da gerek yoktu diyeceğiz ama oruç tuttuk tabii ki, acıktık, öyle değil mi sevgili izleyiciler? Yani bu açlığı 2,5 saat yol yaptık, anca gideririz bence. Evet Gülsüm Hanım, iftar vakti yaklaşıyor. Evet. Tabii ki vaktimizi iyi değerlendirmemiz lazım, aceleye getirmeden. Aynen. Böyle hazırlıklarımızı yapalım. Evet. Soframıza yavaş yavaş geçelim, öyle değil mi? Evet, ben grubumla başlayayım o zaman. Hadi kızlar yardıma. Hadi bakalım. Ben Sonra de ucundan tutabilirim istiyorsanız. Allah razı olsun. Teşekkür Neyle ederim. Neyle başlayalım? Tabaklarla başlayalım mı? Teşekkür ederim. Tamam, o zaman ben şöyle bakın. İki tabak şöyle ben alıyorum. Allah razı olsun. Şöyle. Teşekkür ederiz. Evet maşallah, soframız hazır. İftar vaktini bekliyoruz. Vaktin geldiğini nasıl belirliyorsun siz burada?
Buyur. Ben söyleyebilir miyim? Tabii. Abi normalde TRT Türk'ün yayını görüntü televizyonda açık. Evet. Oradan zaten her zaman bize Ramazan ayında bütün vakitleri söylüyor. Bütün Avrupa'da zaten herkes görebiliyor. Bütün şehirlerin vaktini orada görebiliyorsunuz. Orada gösteriyor, evet. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, duyduğunuz gibi TRT Türk ekranlarında Avrupa'nın her şehrinin iftar vaktini takip edebilirsiniz. Abi lafını balla bölüyorum da. Buyur. Zaten zaman da geldi. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Ezanı kim okuyacak? Ben okuyabilir miyim? Ne demek? Buyur. İbrahim'cim sen okumak istediğinde yani mani engel olan mı var? Buyur söz sende. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Maşallah İbrahim, ne güzel bir ezan okudun sen ya, Allah razı olsun. Osman abi, amin. Duayı da senden alalım, buyur. Allah'ım senin için oruç tuttuk, sana inandık, senin verdiğin rızıklarımızla orucumuzu açıyoruz, amin. Amin. Allah razı olsun, Allah kabul etsin efendim, buyurun. Allah kabul etsin. Bundan sonraki iftar nerede abi? Ya az önce Nurcay ablamdan davet aldık. Şimdi Ege mutfağının tüm lezzetlerini tattık. Bir sonraki iftarda da Antep mutfağını deneyeceğiz. Aa, ne güzel. Antep, Adana, Denizli. Yani buyur abla şimdi neler yaparsın iftara davet edecek olsan bizleri? Vallahi Aykut kardeşimizi davet ettiğimize göre sizleri de davet ediyoruz. Ne güzel, buyurun gelin beraber iftarımıza. Biz burada şimdi Adana, Antep, Denizli hepimiz bir kardeş olduk. Herkesin soframızda her yöremizin yemeği oluyor. Yani geldiğiniz zaman ben sizlere bizim dolmamız meşhur, lahmacunumuz meşhur. Sezer abi çorbayla karnını doyurma bence. Daha neler gelecek? Neler var? Sen biz az önce baktık mutfağa yani. Gerçekten güzel yemekler yapılmış, hazırlanmış. Yani şimdi Gülsüm ablamın yemekleri meşhur. Şimdi ben hiç sormuyorum. Yani beklentiyi de yüksek tutabilirsin. Yani kendisi gayet güzel bir... Ellerine sağlık Gülsüm Hanım. Gerçekten çok güzel. Az önce de söyledi yani. Dünden itibaren hazırlıklara başladım diye. Yani birbirinden güzel lezzetler var. Dediğin gibi çorbayla, ekmekle karnımızı doyurmayalım. Evet, ellerinize sağlık efendim. Şöyle bir duamızı yapalım mı? Yapalım. Amin. Allah'ım yedik, içtik. Sen vermeseydin biz ne yerdik? El Fatiha. Ama bu duamız latife olsun. Bir dua senden alalım istersen, olur mu? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, elhamdülillah. Yedik, içtik, şükür sana. Sağlığımıza, revamıza, birliğimize, düzenliğimize. Hayır ver Allah'ım. Dualarımızın kabulü için. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye olması için, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerimizin ruhuna hediye olması için, şehitlerimizin, sıddıkların, Allah dostlarının da ruhuna hediye olması için, gelmiş geçmiş bütün ümmeti Muhammed'in, akrabayı talikatlarımızın da ruhuna hediye olması için, bilakis bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah Azze ve Celle'mizin rızasını kazanabilmemiz için, El Fatiha masalavat. Allahu Ekber.
Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah. Evet sevgili izleyiciler, yemeğimizi yedik, iftarımızı yaptık, duamızı, namazımızı kıldık ve çay muhabbetiyle sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Çaylarımız geldi maşallah Gülsüm Hanım. Yani tatlı olarak da güzel hazırlıklar var burada. Şöyle mikrofonu ben size uzatayım. Hollanda'da bu yaşadığınız bölgede, Groningen bölgesinde Ramazan havası nasıl oluyor? Yani ailelerin bir daha biraz böyle birbiriyle kaynaştığını, iç içe olduğunu söylediniz ama tabii, bunun biraz daha detayına girebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Tabii öncelikle ben Hogazan Kadınlar Kolu cami yönetimi görevlisiyim. Camide de aktivelerimiz var. İftarlar veriliyor. Makabeleler okunuyor Ramazan içerisinde. Kadir gecesinde hatim ediliyor. Ve onun yanı sıra da eş dost ziyaretleri, yardımlar, sadakalar, yardımcı oluyoruz kendilerine. Evet. Dolu dolu yaşıyoruz Ramazan'ı. Böyle eş semtteki dost, yabancılarla beraber iftar programı falan oluyor mu? Tabii tabii. İllaki camide vermiş olduğumuz iftarlarda yabancı katılımlar da oluyor tabii ki. Yeni Müslüman olanlar var, onlar geliyorlar. Peki böyle Ramazan ayında haliyle sorular da geliyordur yani, zorlanıyor musunuz, zorlanmıyor musunuz diye. Tabii ki de soruluyor Hollandalılar tarafından ama görüyorlar ki sağlıklı. Onlardan oruç tutan mesela arkadaşlarımız var. Benim çalıştığım yerdeki şefim bile mesela oruca başladı. 2 senedir oruç tutuyor bizim gibi. Müslüman olmadı ama oruç tutuyor, diyor ki çok sağlıklıymış. Evet. Bu kadar sağlıklı olduğunu bilmiyordum diyor. Çok iyi geldi diyor. Ali kardeş, sizin tecrübeleriniz nasıl? Sizi de şöyle bir tanıyalım hem. Ne işiyle meşgulsün? Şöyle bir kendini tanıt, anlat. Benim ismim Ali. 33 yaşına gireceğim. Benim kızım. Maşallah, Allah bağışlasın. Gülsüm abla neyiniz oluyordu? Can halam. Ellerinde büyüdüm çünkü. Kaç yaş? 2 yaşında. Doğumdan beri daha doğrusu komşumuzdur. Ondan sonra elinde büyüdüm zaten. Evet. Memlekete gidip geliyor musunuz? Tabii tabii. Antep'e, Urfa'ya. İnşallah yakında da tekrar Denizli'ye gideriz yani. Benim en sevdiğim soru yabancılardan Ramazan ayındaki yemek hariç su da mı içmiyorsunuz diye sorusu. beni yıkıyor hani. Yani bunu var ya, biz farklı ailelere tabii misafir oluyoruz ama şu dediğini biz tabii ki Hollanda'da yaşadığımız için bunu biliyoruz da. Evet. Yani her ailede yani bunu devamlı duyuyoruz. Aynen. Bizim için tabii ki böyle rutin bir şey. Evet. Ama maalesef onları daha alıştıramadık. Biz de güzel bir şekilde anlatacağız. Aynen, öyle değil mi? Tabii, ne tabii diyorsun? Cevap olarak nasıl bir cevap veriyorsun? Diyorum hani yemek konusunda okey ama su konusu biraz zorlanıyorum diyorum. Harbi de mi diyorlar? Yok yok diyorum. O da sıkıntı yok. Hani denemeniz lazım dediklerimiz zaman insanlar bir ürküyor böyle. Hani sanki çok zormuş gibi. Ama ondan sonra deniyorlar. Birkaç benim yanında çalışan arkadaşlar yaptı. Hiçbir şey yokmuş ya diyorlar. Harbiden kendime geliyorum gün sonrasında diye cevaplar aldım yani. Çok güzel. Evet, teşekkür ediyorum. Şöyle burada gençlerimiz var. Şöyle genç kızlara da şöyle bir mikrofon yöneltelim. Siz Ramazan ayında okuyorsunuz haliyle. Okulda öğretmenler olsun, arkadaşlar olsun size nasıl karşılık veriyorlar? Yani çok çok zor olmuyor ama akşam mesela spora gidince iftar vaktinde zor oluyor tabii ki. Evet, spor biraz daha haliyle. Aynen, evet. Evet, bir şey soracağım. İlk oruç tuttuğunda kaç yaşındaydın? Hatırlıyor musun? Yo, tam hatırlamıyorum. Belki babam hatırlar, ben hatırlamıyorum ama. Peki böyle küçükken oruç tutuyorlar mıydı babası zaman yani zaman? Biz alışmaları için tabii önce yarım gün ya da işte öğle namazına kadar. İşte daha sonra biraz daha kuvvetlendiler mi? İkindi namazına kadar. Ama çocuklar tabii etraflarından aldıkları örneklerle biraz daha hevesli hale geldiler. Yani birkaç yıldır da tamamen tutmaya çalışıyorlar. Ben yani bazı camilerde bunu gördüm. Tekne orucu tutturuyorlar çocuklara. Evet. Bunu faaliyet olarak evet da haliyle yapıyorlar. Siz tabii ki görevlisiniz Gülsüm Hanım, söylediniz az önce. Bunu da belki burada çocuklara, tabii ki bu dediğim 8-10 yaşındaki çocuklara böyle tekne orucu, yarım gün oruç tutuluyor yani. Tabii. Yarım gün sonra çocuklar orucunu açmış oluyor. Yani böyle onlar da oruca ısınsınlar, sevsinler diye yarım gün oruç tutmalarını öneriyoruz. Onlar da severekten tutuyorlar. Hatta tuttuğu oruçları dedesine, ne bileyim yakın böyle tutamayan birisine hediye ediyor. O da ona harçlık olaraktan verince çok bir seviniyorlar. Evet. Buradan kızlarımızdan devam edelim. Bir de seni tanıyalım şöyle. Bir kendini tanıt bakalım, ismin ne? Ben Hülya Pelit. Ramazan ayında böyle arkadaşların soru soruyor mu? Evet, ya sakız falan çiğneyebiliyor musun diye çok soruyorlar. Evet. Ben de hayır tabii ki diyorum.
Onlar çok zorlanıyor bunu böyle duyunca ama pek zor gelmiyor. Peki, artık. Peki neden oruç tuttuğunu anlatabiliyor musun ya da evet. Ne diyorsun? Yani fakirleri anlamak için aslında yemek yemeyenleri anlamak evet. için. Evet. Onun için yani öyle söylüyorum hep. Teşekkür ediyorum sana da. Efendim çaylarımızı da soğutmayalım. Ben yavaş yavaş şöyle biraz sağ tarafa da dönmek istiyorum. Çünkü evimizin büyüğü de burada. Şöyle teyzeme bir mikrofonu uzatayım. Şöyle tut teyze. Tuttum. Nasılsın? İyisin inşallah. Allah'a şükür iyiyim. Ramazan ayı nasıl geçiyor teyze? Senin çok iyi. İntiban nasıl? Çok iyi. Çoluk çocuk toplanıyor. Hep yanımdalar. Hepsi de gelirler. Halime hatırımı sorarlar. Allah razı olsun. Bir şeyim olursa ısmarlasama getirirler. Allah gelirler. Allah razı olsun çocuklarımdan. Biraz Denizli'den bahsedelim. Denizli'yi özlüyor musunuz? Nasıl? Tabii canım, Denizli'yi özlemez. Her sene gidiyor musunuz? Ben gitmiyorum galiba. Herif öyleli 3 senedir gitmiyorum doğru. Tamam. Yani vatanımız tabii ki bizim canımız, sevdiğimiz ülkemiz ama bir taraftan da bir ayağımız burada. Çoluk çocuk burada doğduk, büyüdük. Ben aynı hakeza burada doğdum, büyüdüm. Burası da bizim memleketimiz gibi. Şimdi ben hiç çalışmadım yavrum burada, çalışmadım. Türkiye'de çok çalıştım ama burada çalışmadım. Yani aslında çalışmadınız ama çalışmaktan fazla yaptınız gibi sanki. Aynen öyle. Bu kızım getirdi beni 3 aylık. Öyle mi? Ondan sonra benim babası... Bu sizin büyük kız mı? En büyüğü bu. O zaman büyük ablayla da bir devam edelim şöyle. Büyük ablaya mikrofonu verelim. Teşekkür ederim. Tabii ki annemi getirdim çünkü annem biraz geç oldu gelmesi ama olsun, başımızın tacıdır her zaman. Ailenin hemen hemen de başında ilk gelenlerden birisiyim. Babam, kardeşlerimle evet. beraber. Ama şükürler olsun hepimiz buradayız şu anda. Çok çok iyi. Ortamımız çok iyi. Arkadaşlarımız dersen çok çok iyi. İlk geldiğiniz yıllar çünkü anne sonradan geldi. Yani hı-hı. bir nevi o zaman en büyük abla olduğunuza göre evde anneliği siz mi yaptınız? Evet. Anneliği hemen hemen de görev maşallah. Aldık. Aynen. Çok ağırlık bana bastı artık. Ama olsun. Allah evet, razı olsun. Evet. Olsun. Yani zaten Allah ona göre de dayanacağı gücü veriyor. Öyle değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Katılıyorum size. Aynen. Osman abi takviye etmek istediğin, söylemek istediğin bir şey varsa buyur yani. Sıkıntı yok. Vardır mutlaka. Buyur. Ben Osman. Buraya geleli 27 sene oldum. Gerçekten annemle bir sene önce gelmiştim. Evet. Şu anda burada ortamımız çok iyi. Sivas olsun, Urfalılar olsun, Antepliler olsun. Gerçekten oturup sohbetimiz dinlenir, şey der. Evlerimiz yıkıldıktan sonra hepimiz ayrıldık. Ayrı ayrı mahallelere gittik. Evet. Ama yine de bu Ramazan ayında yine de toplanıyoruz, oturuyoruz, sohbetimizi ediyoruz, yiyip içiyoruz. Yani ortamımız çok güzel. Bu yaşadığınız Groningen bölgesinde en çok hangi memleketten, hangi ilimizden insanlarımız yaşıyor? Şu anda oturduğumuz yerde en çok Kayseriler var, Konyalılar var. Ondan sonra Yozgatlar var. Daha sonra yani, Denizliler var. Ya Denizliler var, Adanlılar var, Antepliler var, Urfalılar var. Tabii değil mi? Yani oturduğumuz zaman hepimiz kardeşiz. Yani ağırlıklı İç Anadolu diyebiliriz o İç zaman. İç Anadolu, evet, Kayseri, Konya. Peki bayramlaşmalar nasıl oluyor? Bayramlaşmada böyle insanlar sadece evlerde birbirini ziyaret ediyor mu yoksa dernekte, camide de buluşma oluyor mu? Namazdan sonra orada yemek falan verirler, kahvaltı verirler şeyden sonra. Bayram namazından bayram sonra? Bayram namazından sonra orada kahvaltımız ederiz. Ondan sonra bayramlaşırız, oturur sohbetimizi ederiz. Yani genelde çok iyi yani ortamımız. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim şöyle bir öykü, bir anı anlatmak isteyen var mı? Siz bir mikrofona sanki uzandınız gibi. Evet. Uzandık gibi. Yani buyurun. Bu öykü olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani ilk anımı anlatmak istiyorum ben bu yardımlaşmak üzere. Ben burada doğma büyüme değilim ama buraya 1,5 yaşında geldim. Annemler oruç tutarlardı ama ilk anım benim anneannemden geldi. Anneannem bize anlatırdı bu oruçta birbirlerine nasıl yardımlaşılır. Biz burada büyüdüğümüz için ana buranın pek şeyini şey yapmadığımızdan annem babam hep çalışırdı. Biz yani hep tek kişi olurduk. Şimdi anneannem bize anlattı işte yardımlaşma şöyle olur böyle olur falan da kapıya geleni hiç çevirmeyin derdi anneannem bize. Ben de ufaktım, izine gitmiştik o zaman. Oruç zamanı değildi. Ben de oruç aklımda kaldı. Kapıya birisi geldi. İşte yardım topluyordu. Ne varsa yiyecek olaraktan verirseniz bana verin dediydi. Anneannem de o zaman varlıklı birisi değil. Ben de içeride ne varsa dedim bir dakika dur amca dedim geliyorum dedim. İçeride anneannemin ne kadar eşyası varsa o kişiye verdim.
Sonradan içeriye gelirken dayım vardı. Dayım beni gördü. Ne yaptın kızım dedi. Dedim anneannem dedi ki dedim paylaşmayı öğrenin, paylaşmayı verin. Kim gelirse geri çevirmeyin dedi dedim. Dayı dedim onu verdim. Ne verdin dedi. Mutfağa gitti baktı ki ben hepsini vermişim. Allah ne verdiyse verdi. Dedi kızım dedi sana ver dedik de dedi. Yani bu mutfağı anneannenin mutfağını boşaltma dedik. Dükkanı boşaltma dedik sana. Bir de oruç zamanında daha çok olur bunlar dedi. Sen dedi oruçta değil ki yani dedi. Yani çok çok safça çok güzel bir yaklaşım olmuş. Evet. Çok iyi niyetle. Yani o benim aklımdan hiç çıkmaz. Yaş kaçtı o zaman? Ya nasıl diyeyim herhalde aklım eriyor yani 6 vardım herhalde 6-7 yaşlarında. O anı hiç çünkü dayım beni güzel bir böyle salladı hırpalamıştı yani ondan anı aklımda kaldı. Sevgili TRT Türk izleyicileri iftara sizdeyiz Avrupa programının bugünlük de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bozkurt ailesinin misafiriydik beraber iftar yaptık ve bu güzel akşamı çay ve tatlı muhabbeti ile kapatıyoruz. Tabii ki kapatmadan önce şöyle bir selam edelim dedi Güllü teyzemiz. Selam etmek için ona mikrofonu veriyorum. Nereye selam göndermek istiyorsun teyze? Buyur. Buldan'ın Doğan Köyü'nden kardeşim Hacı Çaltı'ya, hep Çaltı sülalasına çok çok selam eder gözlerinden öperim. Evet teşekkür ediyoruz. Denizli'ye buradan bol bol selam etmiş olduk. Sağ olasın teyzeciğim. Biz size teşekkür ederiz. Öncelikle Gülsüm Hanım ve ailesi, komşuları... Her birinize tek tek teşekkür ediyoruz. Bizi bu güzel Ramazan ayı içerisinde ağırladınız, misafir ettiniz. Allah sizlerin razı olsun. Tabii ki böyle güzel bir akşamı da yakışır bir şekilde tamamlayalım diyoruz. İnşallah efendim bu güzel programımızı Asr suresiyle kapatalım. Olur mu? Kim okuyacak abi? Ben okuyayım. Aykut kardeş buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri illel insane la fi husr illellezine amenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Sadakullahu lazim. Amin. Allah razı olsun diline sağlık. Cümlemizden inşallah. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Evet.